16. soru hem eşitsizlik hem mutlak değerin birlikte irdelendiği bir sorudur. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonun kuralı verilmiş. Fx, fx artı 2'den küçük denilmiş. Öncelikle arkadaşlar verilen ifadeye dikkatli bakarsak f1 ile f5'i bizden kıyaslamamız isteniliyor. X yerine 1 yazarsak f1'in f3'ten küçük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde x yerine 3 yazarsak da f3'ün f5'ten küçük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla verilen bu iki bilgi birleştirildiğinde f1'in f5'ten küçük olduğunu görürüz ki bu bize birinci ifadenin doğru olduğunu söyler. İkinci ifadeye bakarsak x yerine -1 yazdığımızda f-1 değeri f1'den küçüktür. Fakat f-1 ve f1 değerlerinin ne olduğunu bilmediğimiz için mutlak değerleri hakkında bir kıyaslama yapamayız arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci bilgi her zaman doğru değildir. Üçüncü bilgiye bakarsak x yerine 0 yazarsak f0 değerinin f2'den küçük olduğunu görürüz. Aynı şekilde x yerine 2 yazarsak f2 değerinin de arkadaşlar f4'ten küçük olduğunu görürüz. Verilen ifadede taraf tarafa toplama yaptığımızda f0 artı f2'nin f2 artı f4'ten küçük olduğunu görürüz. İfadeye dikkatli bakarsak. Şuraya dikkatli baktığımızda verilen tanıma göre zaten f2 f4'ten küçüktür. Dolayısıyla f0 artı f2 iki tane f4'ten her zaman küçük kalacaktır ki üçüncü bilgi de her zaman doğrudur. Sorumuzun doğru seçeneği C'dir.